Türkiye'de siyasal partilerin köklerine baktığımızda biraz batıdan farklı. Bizdeki siyasal partiler genellikle cemiyet temelinden geliyor. Halk Partisi de, Halk Vakası da, Müdafaa Hukuk Cemiyetleri temelinden geliyor. Aslında bu bizdeki parti, daha doğrusu fırka cemiyet geleneğinin son örneği olarak Halk Fırkası'nı söylemek mümkün. Daha evveliyatında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İttihat ve Terakki Fırkası'na dönüşmesi şeklinde de söyleyebiliriz biz bunu. Bu hareketlerin hepsi aslında daha da geriye gidersek eğer Tarık Sefer Tunay'ın siyasi partilerinin başlangıç noktası olarak aldığı 1859 tarihi Fedailer Cemiyeti, 1865 Genç Osmanlılar Cemiyeti, 1889 İttihat ve Terakki Cemiyeti ve 1918-19 sürecindeki Müdafaa Hukuk Cemiyetleri hep bizde cemiyetten fırkaya geçişi sağlıyor. Tabii bu batıdaki siyasal parti geleneğinden farklı olarak batıdaki siyasal partilerin çoğu parlamenter gelenekten, parlamentonun içerisinden ve sınıf mücadelesinden doğmuş ama bizdeki hem sınıf mücadelesinden doğmuyor hem de bu sınıf mücadelesinden doğmadığı gibi legal zeminden de doğmuyorlar. Genellikle illegal zeminden, yeraltı örgütlenmesi modellerinden, cemiyet temelinden geliyorlar. Halk Fırkası da öyle. Müdafaa Hukuk Cemiyetleri temeli var. Malum Halk Fırkası kendi kuruluş tarihi olarak Sivas Kongresi'ni temel alıyor 1919. Bu tabii reel bir şey mi? Değil. Ancak parti kendisiyle milli mücadele arasında doğrudan bir bağ kurmanın yolu olarak Sivas Kongresi'ni kendi kuruluş tarihi olarak kabul ediyor. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra da Kurtuluş Savaşı'nı başaran Müdafaa Hukuk Cemiyetleri geleneğinin fırkaya dönüşmesi yani ülkenin kurtuluş mücadelesinin sonuçlanmasından sonra yeni yapılacak olan rejimin, yeni oluşturulacak olan yapının yönetimini sağlayacak bir fırkaya dönüştürerek kuruluştan kuruluşa, kuruluşu yeniden şekillendirmek için şekillendirmek, yeniden düzenlemek için, modernleşme sürecini başlatmak için bir fırkaya dönüşme, bütün toplumsal kesimleri temsil eden bir fırkaya dönüşme projesi 1922 yılı sonunda aslında ortaya çıktı. 6 Aralık 1922'de Mustafa Kemal yaptığı bir açıklamada Halk Fırkası adıyla tüm toplumsal kesimleri temsil eden bir fırka kuracağı açıklamasını yapmıştı. Kurtuluş Savaşı bu tarihte bitmiş. Lozan görüşmeleri de yeni başlamıştı. 1923 seçimleri için de bir seçim beyannamesi niteliğinde olarak tanımlayabileceğimiz 9 umdeyi yayınladıktan sonra eğer seçimlerde başarılı olursa bu 9 umdenin partinin taslak programı olarak tanımlanabileceğini ve bundan sonra da fırkaya dönüşeceklerini söyledi. 1923 yılında işte Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi, Lozan görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 1923 yazında partinin kuruluş hazırlıkları başladı. TÜZÜK çalışmaları başladı. TÜZÜK 9 Eylül'de TÜZÜK partinin kabul edildi toplanan milletvekilleri tarafından. Bakın bu da çok ilginç bir tarih. Milli mücadelenin bittiği tarihin birinci yıldönümü, daha doğrusu İzmir'in kurtuluşunun birinci yıldönümü. Parti kendisiyle milli mücadele arasında sürekli doğrudan bir bağ kuruyor. Nasıl Sivas Kongresi ile arasında bağ kurmuşsa Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden fırkaya dönüştüğünü söylediyse ne aynı şekilde İzmir'in kurtuluşunun birinci yıl dönümünde fırkanın kuruluş tarihi olarak kabul edilmesi de bu da anlamlı. 2 gün sonra da zaten 11 Eylül'de de Mustafa Kemal fırkanın genel başkanı seçiliyor.